Haydi Mustafa. Haydi oğul, daha çok iş vardır. Haydi. Oyalanma. Kadı efendi aklını yitirmiş derler. Aslı var mı ola? Kadılıktan feragat etmiş ama kaftanından edememiş belli ki. Safiye Hoca'ya da pek üzüldüm. Allah kimseye göstermesin böylesini. Dilaver Bey'in ahı tutmuş derler. Mahmut Efendi onu zindana attığından beri gün yüzü görmemiş. Ana, tasalanmak ayrı. Olan oldu, elden ne gelek? Kadı konağına taşınacağız dedik. İki göz odaya kaldı. Allah rızası için der. Derdi, ya bizim rızamız ne olacak? Haydi ne konuşur o yalansız, araba hazırdır orada. Bunca eşyayı iki göz odaya nasıl sığdırırız bey? Doğru dersin hanım. Ben buna hiç hesap etmedim. Cümlesi lüzumsuzdur bu eşyanın. Bey, ne edersin bey? Ahali, ihtiyacı olan beri gelsin. Gelsin bu eşyaları alsın. Çekinmeyin, alın. Gayrı bunlar gerek değildir bize. Bey, ne edersin? Kurban olayım, yapma. Yahu ne durursunuz? Alın derim işte. Alın, bunlar sizindir. Haydi gelin, haydi. Bu eşyalar çoktur bize. Gelin alın. Kitaplara ve dahi şu sandığa dokunmayasınız, gerisi sizindir. Allah sizden razı olsun bey. Allah sizden de razı olsun. Eyvallah. Buyur asiz. Haydi baba götür, haydi götür. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Al ablam al. Allah sizden de razı olsun. Yükün çoğu bitti beyim. İki arabaya lüzum kalmadı. Tamam. Tamam, sen gidebilirsin. Tasa etme, yevmiyeni gene de alacaksın. İndi sağırız hanım. Ziynet eşyalarımızı infak ettim de bey. İki tane minderden ne istedim? Bunca varlık ile insan var olamaz. İhtiyaçtan fazlası külfettir, görmez misin? Etme. Beyim, bu çok değerli bir şeye benzer. Vermek istemezsin belki. Al senin olsun bacım. Hele onu gözüm hiç görmez. Allah razı olsun. Buyurduğunuz üzere vakfiyemizden dergaha en yakın iki göz bir haneyi Mahmut Efendi'ye tahsis ettik şeyhim. Bugün muhkim olacaklar. Rahat ederler inşallah. Kalp rahat ise her yer rahat olur Muhammed'im. Allah utandırmasın, iyi olmuş. Amin. Şeyh'im malum, Mahmut Efendi koskoca bir kadıydı.
İmni müridandan biri oldu. Ona iş buyurmak nasıl olur bilemedim. Dersiz ki namlı, şanlı, koskoca kadı. Bu dediğinizden kaçıp kapımıza varmamış mıydı Mahmud Efendi? İmdi onun derkenar ettiği bu bet huylara sen mi tutunacaksın? Estağfurullah şeyim. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ağalar. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk şeyim. Müsaadeniz var ise sual etmek dileriz. Estağfurullah. Sağda solda konuşulur oldu. Mahmud Efendi, Şeyh Üftadi Hazretleri'nin kapısına gidip müridi oldu diyor. Kadılığı müderesliği bırakmış. Dahi yetmez nesi var nesi yok fakir fukaraya dağıtmış derler. Kimi yalan der, kimi doğru. Kimi de aklını yitirdi der. Bu işin aslı astarı nedir? Varıp şeyhimize sual edelim dedik. Buyurasınız. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Gel bakalım. Hoppa. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Safa geldiniz Mahmud Efendi. Aileniz ayrıla buyurun. Eyvallah. Haydi hanım. Bismillah. Bilseniz olur ise ünleyin Mahmud Efendi. Allah razı olsun siz gidebilirsiniz. Haydi. Kafidir işte. Bak hanım. Burada da çok eşya var imiş. İşte senle ben buraya kıvrılırız. Mustafa ile Mehmet'im de burada yatarlar. Her işim burada nasıl göreyim baba? Dersime mi çalışayım, aş mı yiyeyim, yatayım mı? Oğul burada aşını bizle yersin. Şurada okursun, şurada da bir yere kıvrılırsın. Hem birlikte okur çalışırız. Sen demez miydin baba benimle evde hiç ders çalışmazsın diye. Artık hiç ayrılmayacağız. Sen geç kalma. Var git medresene. Biz kalanını hallederiz. Tamam baba. Her yer toz toprak içinde bey. Onca hüküm dirsek bile çok işimiz var. Usul usul el birliğiyle her bir şeyi hallederiz hatun. Merak etmeyesin. Bey. O seccade meselesinde Bilal'e konuşmamız gerektir. Bir vakitler ol güzide sahabi aynı suali etmişlerdi. Herkesin yerinde olmak istediği bir makama, şana, şöhrete, dahi varlığa sahip biri nasıl olur da hepsini terk edip yokluğu, zorluğu, sarp yokuşu tercih eder. Bir vakitler ol mübarek, ol güzide sahabi Musab bin Umeyr'e de aynı sual etmişler idi. Ne olur bu Musab'a diye. Ol Musab ki Mekke'nin en güçlü kabilelerinden Abdüddar oğullarının ve dahi Mekke'nin en yakışıklı, en gözde civanlarından biriydi. Gelinlik kızların yolunu gözledi. Ah keşke bu melek yüzlü civan benim olsa deyi izdivaç hayalleriyle pencerelere,
kapılara koşup yolunu gözlediği civanların bugün Musab ne giymiş, ne takınmış diye merakla takip ettikleri, ta Yemen'den getirilen özel Hadrami ayakkabıların, Hint ve Rum diyarlarından özenle seçilen ipek elbiseler giyen, sadece ona ait özel kokular sürünen, asaleti, zenginliği ve şatafatıyla herkesin kıskandığı Yusuf yüzlü bir civan idi Musab bin Umeyr. Ne zamanki kalbi hakikatin nuruyla lezzetlenip mutmain oldu, ol varlık hiç oluverdi gözünde. Dahi hiç tereddüt etmeden, her şeyini geride bırakarak Allah ve Resulüne koştu. İman etti. Öyle bir iman ki bir vakit geçende Peygamber Efendimiz onu yamalı eski elbiseler içinde görünce pek müteessir olmuş. Kalbini Allah-u Teala'nın nurlandırdığı şu kimesneye bakın. Ana babasının onu en iyi yiyecek ve içeceklerle beslediklerini gördüm. Allah ve Resulünün sevgisi onu gördüğünüz hale getirdi deyip gözleri dolmuş idi. Öyle bir iman ki Uhud'da şehit olduğunda üzerini tamamen örtecek bir örtü bile bulamadılar. Ishar otuyla geri kalanını örtüverdiler. Peki bunca varlığı, şanı, şöhreti elinin tersiyle itip yamalı elbiselere Musab'ı büründüren neydi? Onca varlık, onca şöhret huzur bulmasına, kalbinin mutmain olmasına yetmemiş miydi? Yetmemiş idi. Onca bolluğa rağmen dünya ona dar gelmiş idi. Yetmezdi. Yetmez erenler. Kalp öyle bir cevherdir ki illa sahibim der. İlla Allah der. İlla onun adıyla huzur bulur. Başka hiçbir şey orayı tatmin etmez. Ondan sebep Rabbi ile buluşup hakikatin nuru ile lezzet bulan için diğer bütün lezzetler hiç oluverir. Mana lezzetini tadanlar için madde berhava olur. Ol vakt İpek yorgan batar ide, yamalı bir çul huzur verir. Mustafa! Mustafa dur hele yahu! Herkes konuşur. Kadı Hazretlerine bir araz mı hasıl oldu? Aklını... Ne dersiniz siz be? Haddinizi bilin. Babam gayet iyi ve sıhhattedir. Rıza ilahi için bile isteye makamından feragat etmiştir. Kadılık makamı rıza ilahiye mugayir mi ki ondan feragat eder? Namünasip işler gördü diyene mi dersin? Ağzını toplayasın İbrahim. Durun, durun derim, durun. Ne ettiğinizi sanırsınız? Yaraşır mı ilim talebelerine bu hal? Haydi dağılasız. Mustafa sen dur hele evlat. Bağışlayasınız hocam. Öyle densiz konuşunca. Seni aldırma onlara. Bir süre konuşur susarlar. Böyle büyük bir feragati akılları almaz. Ondan sebep önce şaşar, türlü türlü konuşurlar ama hakikati gördüklerinde susar, hürmet ederler. Sen babanla iftihar et. Onun gösterdiği iradeyi yeryüzünde ancak büyük kişiler gösterirler. Onun için başını eğme evlat. Dik dur.
fenaydı. Sabah beri ortalıkta gözükmez bizim mübarek. İnşallah gitmiştir. Heybesi hala durur odada. Garip bir adam. Kimdir, necidir bir soruştur Berpirdaş. Selamünaleyküm. Aleykümselam Mahmud Efendi. Yerleşebildiniz mi? Memnun kalırsınız inşallah. Yerleştik çok şükür. Memnunuz da elhamdülillah. Neye ihtiyacınız olursa haber etmeniz kâfi. Allah sizden razı olsun. Dergaha faydalı olacak bir işin ucundan tutsak bize yeterdir. Elbet şeyhim size uygun bir vazife verir. Buyurasız namaza. Eyvallah. Nereden böyle? Merak iyidir. Ama namazı bekletmek iyi değildir. Haydi, haydi. De bakalım Yusuf, neredeydiniz böyle? Mansur ağam bize boyan nasıl elde edilir, onu belletti. Boya mı? Ne boyası? Allah'ım, her şeyin sahibi sensin. Benim olmayana bunca bağlanmamdan ötürü beni affet Rabbim. Kusurumu bilirim. Lakin gönlüme ağır gelir bunca yük. Yükümü hafiflet, imtihanımı kolaylaştır Rabbim. Aileme, haneme huzur ver. Beni nankörlerden eyleme Rabbim. Rızan için bunca şeyden vazgeçen beyime karşı sabretmeyi nasip eyle ya Rabbim. Mülkün sahibi sensin Allah'ım. Amin. Sen hiç tasa etme ona. Hele medrese bitsin. Tacir olup konaklarda yaşatacağım seni. Benim rahatım yerinde evladım. Malda mülkte gözüm yok benim. Kalbe girdi mi mana lezzeti, yerinde duramaz bilirim. Başını kaldırıver hele Mahmud'um. Cemalinden feyzeni versin bu fakir. Ha şöyle. Nur saçsın cemali. Bilirsiniz elbet ama usuldendir. Bir de bizden işitiver. Deriz ki tasavvuf evvelinden ahirine dek iki şeyden ibarettir. Biri La ilahe illallah ile cani bir hakikate terakkidir. Ve biri Muhammeden Resulullah ile şu aleme tenezzüldür. Terakki ruhun ve sırrındır alemi melekutta. Ve tenezzül tabiatın ve nefsindir alemi mülkte. Elbet nice yollar vardır hakikate. Tarikimiz de bu yollardan biridir. Bu yola giren salikin yolu mertebeyi tabiat ile başlar. Evvel olan tabiat mertebesinde meyil hasıl olur ki salik bedeni ihtiyaçlarını taat ve ibadetini engellemeyecek şekilde karşılar ve helal dairesinde kalır. Bu ise
ancak sürekli mücahede ve riyazet ile mümkün olur. Şimdi evvel tabiat merhalesinden nasiplen ki meylin muhabbete yol alsın. Daim zikir ve istiğfar üzere olasın. Cümle dervişan ziyade istiğfara emrolunmuştur. Sen de istiğfarını ve zikrini ziyade eyle. Masivayı nefiye iştihad eyle. Zira kim bir şeyi talep eder ve ciddiyetle üzerine düşer ise talep ettiğine kavuşur. Bundan sebep şeytandan gelen vesveselerden Allah'a sığın. Ve zikri tevhide sarıl. Zikrimi ihmal etmem şeyhim. Ama boş duran da vesveselere yol veririm diye endişe ederim. Bana faydalı olabileceğim, gönlümü ferah erdirecek bir iş bulabilirseniz. Faydalı bir iş ister isin demek. İyi o vakit. Yarın var ciğerciye, 5 okka ciğer al gel. Ne iş görür bakarız. Allah kabul eyle Ebe. Amin. Şu kaftanı da çıkarsan mı gayrı? Şeyhim kalsın dedi. Bir vazife verecekmiş. Hayırlı olsun. Demek muradına erdin. Ne de yalan söyledin bana. Sana seccadeyi o meluna geri götür demedim mi? Zişan Hanım geri verdiydi. Hediye geri verilmez dedi bey. Ben de dursun bir hal yoluna bakarım dedim. Ama unutmuşum. Safiye'm, bir daha etme. Bundan gayrı hiçbir şeyini gizleme benden. Bak hanemiz küçüldü, muhabbetimiz büyüsün. Elhamdülillah. Benim de tek gayem budur. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Kolay gele. Ne döversin öyle düşmanını döver gibi? Nefsini. Nefsi döverim. O da boya gibidir. Dövdükçe, öğüttükçe, zorladıkça tav olur. Ne dev yaparsın o boyayı? Yusuf için yaparım. Hat belleteceğim ona. Şeyhim. Ben de imdi ciğer almaya giderdim. Ciğerin iyisinden anlar mısınız? Ciğerdir nihayetinde. Kokusuna, rengine bakar, iyisi neyse seçeriz elbet.
Belli ki Mansur Efendi ciğerden iyi anlar. Seninle gelsin de iyisini seçsin. Kaftan da üzerinde hala, Allah Allah. Mecnun mu oldu koca kadın? Bir hekime göstermek lazım. Şeyhe intisap etmiş. Derviş kisvesi neredeymiş o vakit? Bilmem ki. Kadı Hazretleri. Doğan Efendi. Gayrı bana Mahmut diyesin. Kadılık devri geçti. Nasılsınız? Bir şeye ihtiyaç var mı, ne olursa? Varmış. Benim huzura ihtiyacım varmış. Hem de onu da bulduk çok şükür. Allah'ın rahmetinden gayrı hiçbir şey gerek değildir. Bunu dersin. Bana kalsa şuracıkta çıkarırım. Ama şeyhimin iradesi. Bana müsaade. Vazife bekler. Eyvallah Doğan Efendi. Selamün aleyküm. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Ciğer bakmış idik. Buyuruz efendim, bu sabahın ciğeridir. İyi be, şokka ver o vakit. Ziyafet var belli ki. Bunlar olmaz. Başkasını getir. Teri tazedir vallahi beyim. Nesini beğenmediyiz? Ciğerin bakışını beğenmedim. Bir asık bakar, beni yeme der gibi. Pek uylandım. Başkasını getirsen. Ne de... Bir de bunlar var ama dünden kalma söyleyeyim. İsterseniz daha ucuza veririm. Lakin eski diye de laf istemem ahir. Bu iyi bakar. Bu olsun. Neresi iyidir? Şeyhime yarı kokmuş ciğer mi götürteceksin bana? Öbür güne yenmez bunlar. Biz de bugün işini görürüz o vakit. Hazır ediversen. Kuşeyim. İlla hu azizim. Buyurduğunuz gibi ciğerleri aldık. Ne edelim bunları? Dergaha götürüver azizim. Ciğerleri tezelden çıkarmak icap eder. Yoksa ziyan olacak. İmdiden bize hallediverin deyip nida ederler. Ben tazesini almak isterdim şeyim. Ama sağ olsun Mansur Efendi. Ol vakit, çıkaralım tez elden. Ne edelim bunları? İş lazım derdin azizim. Al sana iş. Bu ciğerleri bir sırığa tak da satıver ziyan olmadan. Şeyim, aman ben ne anlarım satma işinden. Benim ne tacirliğim vardır ne de esnaflığım. Öyleyse ben satıvereyim. Hem esnaflığım da var, az bir tacirliğim de. Estağfurullah şeyim, haşa, bağışlayasız. Ben satarım.
Bu işte sırık mühim. Ben iyi anlarım sırık işinden. Uzun ve kavi olandan gerek. Hallederiz. Siz hiç zahmet buyurmasanız ben hallederim. Sırık nihayetinde. Bir sırık için Mansur Efendi'yi kırma azizim. Nasıl emredersiniz şeyim? Senin bu ettiğin iş midir Mansur Efendi? Aldırdın ey diye bayat ciğerleri, emdi de satmak zorunda kalırım. Gördüğüm ettin şunca basit işi. Vardır her işte bir hayır efendi. Ben ne diyeceğim, ben ne anlarım ciğer satmaktan? Ben iyi anlarım satış işinden. Yalnız komam seni. Hele şu marangoza bir varalım, sağlam bir sırık biçtirelim. Allah razı olsun senden. Buyurasınız, kimsiz? Komşunuz Safiye Hanım, namahrem yoktur. Selamünaleyküm hocam, tanış olmaya geldik. Aleykümselam, iyi etmişsiniz. İçeri buyur ederdim ama ortalık biraz karışık. Aman hocam, yabancı değiliz. İyi madem. Eksik olmayasınız. Asıl sen eksik olma hocam. Hep dua ederiz size. Neden? Beni tanır mıydınız? Zişan Hanım'ın konağında bizim Sabilere Kur'an bellettin ya hocam. Hem bellediler, hem terbiye oldular. Benim oğlan Ahmet evde sizden çok bahsederdi. Pek mesut oldum. Benim kızcağızım da pek sever sizi. Adı Feride'dir. Feride. Feride iyi kızdı. Ben de tanırdım. Pek severdim onu. Uslu kızdı. İyi mi? İyi değiller hocam. Seni dersleri bıraktıktan sonra oyuna uğraşa düştüler. Keşke düzenimiz bozulmayaydı. Allah büyüktür. Buyurun, geçin şöyle. Şu sırığı ikiye böleydik daha iyi olmaz mıydı? Hem daha tez satardık. Olacak iş var, olmayacak iş var. Şeyhin buyruğuna mugayir mi davranacaksınız? İyice oldu bunlar. Tez davranman icap eder efendi. Kokar bunlar. Ne deyi kokar acep? Sayende Mansur efendi, sayende. Kadı hazretleri, imdi görelim hele. Mahkemedeki o gür sesin burada da öyle gür çıkacak mı? Hadi. Allah bereket vere. Bağırmadan olur mu hiç? Ciğer de yubarasız. Daha ne beklersiniz efendi? Bağır, sesini duyur. Ciğerler kokacak gayrı. Ciğerci. Ciğerci geldi. Daha gür çıksın sesin, daha gür. Bir müderris gibi, bir kadı gibi gürleyiver. Git başımdan be adam. İşin yok mu senin? Destek mi olursun, köstek mi olursun belli değil. İşim bu ya efendi. Şeyh efendiyi duymadınız mı?
Nerelere düştüm kadife? Ha, anladım. Sen destek istersin. Ciğer alın. Ciğer var, gel. Ciğer var, ciğer. Bak, gördün mü? Herkes nasıl bakar? Bağırmazsan ahali ne bilsin? Sen kimsin, nesin, ne alır ne satarsın? Ciğerci geldi. Ciğer var. Ciğer alan var mı? Ciğer almaz mısınız? Hadi. Ciğerci geldi, ciğer alın. Var mı ciğer isteyen? Nerelere düştüm kaderle? Ciğerlerim var. Ciğer. Ciğerci geldi. Var mı ciğer alan? Ciğerci. Yok mu ciğer alan? Yok mu ciğer alan? Ciğerci. Ciğerci! Mustafa, geldiğinden beri perişan görünmüşsün. Ne oldu? İyiyim ana. Sen merak etme ben. Mehmet, oğlum. Ezan okundu, indi baban gelir. Az daha sabreyle. Ha? Beraber yeriz. Ha? Geldi bile. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Mahmut, bunlar ne? Nedir bu halin? Ne varmış ki halimde? Görmez misin? Ciğerdir işte. Vazifemdir bu benim. Onları satacağım. Bunları sıcağa koymamak lazım, bozulurlar. Bana bir çul getiriver de sarayım soğukluğa bırakayım, haydi. Mahmut, sen kadılığı ciğer satmak için mi bıraktın? Haydi. Şeyhim, ne vakit zikre dilim dönse nefsim beni zorlar. Sus derim susmaz. Söylenir de söylenir. Hiç rahat vermez. Rahat vermez Hasan'ım, rahat vermez. Ol nefis ki gölge misali bir ışık görmeyi versin. Hemen belirir.
Dur dersin durmaz, sus dersin susmaz. Dahi doymak, pes etmek nedir bilmez. İki cihan serveri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dahi, ya Rabbi gözümü açıp kapayıncaya kadar beni nefsimle bırakma diye niyazda bulunmamış mıydı? Ondan sebeptir nefisle mücadele son nefese kadar sürer. Dahi bu ehemmiyetine binaendir ki aynı rahmet peygamberi küçük cihattan büyük cihada döndünüz demiş idi Tebük seferinden dönen ashabına. Ashabı ya Resulullah büyük cihatta ne ola ki diye sorunca ol mübarek de büyük cihat nefisle yapılan cihattır diye buyurmuşlar idi. Kolay değil erenler, kolay değil. Büyük cihat deyi boşa değil. Bu yol feragat ister, yokluk, fedakarlık ister. Dahi gözyaşı ve istiğfar ister. Ciğerci! Nefsin arzularını ayaklar altına alıp rızayı ilahiye ulaşmayı kolay mı sanırsınız? Kibir, haset, bencillik dahi ne kadar menfi yük var ise bırakmak kolay değil erenler. Kolay değil. Bakın ne buyuruyor Allahu Zülcelal Sure-i Tevbe'de. De ki, eğer babalarınız, evlatlarınız, karındaşlarınız, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, durgunluğa uğramasından endişe ettiğiniz ticaretiniz ve dahi hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevimli ise artık Allah buyruğunu gerçekleştirinceye kadar bekleyin. Allah günaha saplanmışları hidayete erdirmez. İşte bu böyle çetin iştir erenler. Kılıçtan keskince, sırattan ince. Bey, gelmez misin sofraya? Uyanık olasız her dem, kolay değil. Haydi yiyiniz, haydi. Yok mu ciğer isteyen? Ciğerlerim var. Evet efendi. Bilesiz ki terbiye-i nefis, ihlas ve takvanın hayata galebe çalma cehdidir. Masivadan arınmanın, kurtuluşa ermenin vesilesidir. Bundandır Sure-i Şems'te geçen Rabbül Alemin'in yemini. Nefse ve ona bir düzen içinde biçim verene, sonra ona fücurunu ve takvasını ilham edene andolsun. Nefsini arındırıp temizleyen gerçekten felah bulmuştur. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de yıkıma uğramıştır. Şüphesiz sözün en güzelini Allah der. (Gülüyor)
La ilahe illallah. 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 Bey, hayır olsun, ne oldu? Ne gördün? Ne gördün düşünde bey? Celle ya Rabbi. Hüseyin. İllahu azizim. Gel Mahmud'um gel. Oturuver hele şöyle. Bir rüya gördüm şeyim. Gördüğün hayır olsun. Anlat hele Mahmud'um. Rüyamda üstümde kaftan, ocağın başında tevhid zikri çekerdim ki ocaktan fırlayan bir közün kaftanımı tutuşturup yaktığını gördüm. İrade hırkasıdır. Nicedir sahibini ünler idi. Belli ki köz olmuş, ataş olmuş, zatına ayağan olmuş. Demek Kadı Mahmud Efendi'den kalma son parçayı da üstünden atma vakti gelmiş. Allahu Zülcelal seni muvaffak kıldı Mahmud'um. Bu irade hırkasını hak ettin. Asıl olan ciğer satmak değildi elbet. Ciğer gibi kokuşmaya yüz tutan nefsi terbiye etmek idi. O eşiği geçtin. Nefsini ayaklar altına aldın. Meylini, dahi iradeni apaçık kıldın. İmdi istiğfar ile kaftanını çıkar, son yükünü de indir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahilhamd.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahü vallahu ekber. Allahu Ekber ve lillahi lhamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahü vallahu ekber. Allahu Ekber ve lillahi lhamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahü vallahu ekber. Allahu Ekber ve lillahi lhamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahü vallahu ekber. Allahu Ekber ve lillahi lhamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahü vallahu ekber. Allahu Ekber ve lillahi lhamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi lhamd. Nerede Kadı Mahmud Efendi? Öldü şeyim. Sen kimsin o vakit? Bilmezim şeyim. Bilen söylemez, söyleyen bilmez. Kendini bilen de bilirsin elbet. Nerede kul Mahmut? İmdi doğdu.